Karışık bir durum. Maalesef. Hakikaten karışık bir durum İzzet Bey. Benim kafamı karıştırmadınız desem yalan olur. Şimdi ben gideceğim. Şeyma Hanım'ı arayacağım. İnşallah onunla konuştuktan sonra programımıza davet edeceğim. Sizi de yan yana getireceğim. İnşallah. Ama hakikaten bazen bir şeyler oturur böyle yerine. Ama bu hikayede sanki yerine oturmayan bir şeyler var gibi. Ama anlayacağız. Şimdi bana müsaade ederseniz gideyim Şeyma Hanım'la konuşayım. Peki. Tamam. Hoşçakalın. Sağ olun. Var bu işte bir karışıklık değil mi? Siz de öyle hissettiniz. Anlayacağız. Arayalım bakalım Şeyma Hanım'ı. Alo. Merhaba, Şeyma Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun beni. Şeyma Hanım, ben Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ayşegül Günay. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Ayşegül Hanım, de hangi program dediniz? Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programı. Ben daha önce hiç duymadım, kusura bakmayın lütfen. Hiç problem değil. Bizde size ait bir emanet var Şeyma Hanım. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz, mümkün mü? Bana ait bir emanet. Evet, şu anda ekibimiz ve aracımız sizin evinizin önünde. Bakabileceğiniz bir pencereniz veya kapıdan çıkıp bakabilirsiniz. Aracımız orada, ekibimiz de orada. Sizden ricam aracımıza gelip size ait olan emaneti görmeniz. Şöyle söyleyeyim, size ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Şimdi aracımız aşağıda. Tabii yanınızda biriyle de gelebilirsiniz. Kiminle isterseniz birkaç tane insanla da gelebilirsiniz. Hiç problem değil. Zaten indiğiniz zaman ekibi orada göreceksiniz, aracı göreceksiniz. İstediğiniz insanla da gelebilirsiniz, sıkıntı yok. Allah Allah. Benim nasıl bir emanetim olabilir ki? Vallahi onu da siz geldikten sonra hep birlikte öğreneceğiz. Peki. Tamam Şeyma Hanım, çok teşekkürler. Ben sizi birazdan tekrar rahatsız edeceğim. Sağ olun. Biraz çetrefilli bir durum var sanki, değil mi? Yani bunun altından sanki başka bir şeyler çıkacakmış gibi duruyor. Şeyma Hanım rahatsız edildi belki. Yani bir uzaklaştırma kararı almış. Karar 6 ay evvel bitmiş ama bu arada İzzet Bey herhangi bir girişimde bulunmamış anlaşılan. Ama yani söyledikleriyle umarım Şeyma Hanım'ın da söyleyecekleri birbirini tutacaktır diye düşünüyorum. Yani bir kadının hele ki çocuğu varken, hele ki anlattığı gibi çok mutluyken çıkıp gitmesi için illaki çok ciddi bir sebep olması var, gerekir diye düşünüyorum. Anlayacağız hep beraber, göreceğiz. Arayalım bakalım, araca gelmiş. Efendim? Şeyma Hanım, araçtasınız sanırım. Evet, evet Ayşegül Hanım, araçtayım. Evet, şimdi ben telefonunuza bir şifre gönderiyorum mesajla, hatta gönderdim. Evet. Aracımızda bir kasamız var, görebildiniz mi? O şifreye girerek kasayı açabilirsiniz. Aa, çiçek. Ha, açtınız bile siz. Çok evet, hızlısınız açtım. Ya. Şifre gelmişti, açtım. Evet, hızlı bir hanımefendisiniz. Çiçek var. Evet, gördüm çiçeği. Evet. Bu çiçeği kim göndermiş olabilir ki? Artık onu siz tahmin edeceksiniz. Allah Allah, söyleyemez misiniz kim olduğunu? Vallahi hani önce sizden bir tahmin almak isterim. Daha sonra... Orçun, eski eşim Orçun mu yoksa?
Hayır. Eski eşiniz değil. Eski eşim değil. Peki kim olabilir ki başka? Bilmediğim bir hayranım falan mı var yoksa? hayranınız var mı yok mu onu şu anda ben bilemem tabii. Ama bu daha evvel tanıdığınız biri olabilir mi? Hatta Burcu'nun babası olabilir mi bu? Burcu'nun babası? Burcu'nun babası Orçun işte. Orçun olmadığını söylediniz. Yani ne bileyim daha evvel tanıdığınız biri belki. Daha evvel tanıdığım biri. İzzet. Evet. İzzet mi yoksa? Evet, İzzet Bey başvurdu programımıza. Bey falan demeyin ona. Tamam. Şimdi şöyle. İzzet Bey sizinle aynı evde yaşadığını uzun zaman... Hayır, ne aynı evde yaşaması? Yok öyle bir şey. Hani resmi de... Aynı evde falan yaşamadık. Ne diyorsunuz ya? Resmi olmasa da... Ben İstanbul'dayken... Hayır Ayşegül Hanım, ben İstanbul'dayken bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte yaşıyorduk. İsterseniz onu arayıp sorabilirsiniz. Gerçekleri öğrenebilirsiniz kendisinden. Ay yani, elim ayağım titriyor şimdi, ben yemin ediyorum. Durun, sakin olun Şeyma Hanım, durun. Yani sizin İzzet Bey'le herhangi bir münasebetiniz yok. Hatta siz uzaklaştırma Hayır. almışsınız. Niye uzaklaştırma? Evet, evet. Hatta onu... Onun hakkında uzaklaştırma kararı bile aldım ben. Bitmiş ama bir 6 ay evvel bitmiş bu karar. O bitmiş mi? Bitmiş. Gözden kaçırmışım galiba. Ben hemen avukat arkadaşımı arıyorum. Tamam. Tamam, bir sakin olun ne olur. Şeyma Hanım, ekibimiz... Nasıl sakin olayım Ayşegül Hanım? Durun. Ben şimdi taşları yerine oturtmaya başladım. Siz de takdir edersiniz. Bize herhangi bir konuda başvuran insanları dinliyoruz. Ve hani söylediklerini de esas alıyoruz açıkçası. Siz de haklısınız tabii ki. Sizden ricam şu. Lütfen sakin olun. Ama ben sizinle görüşmek istiyorum. Şimdi değil, tamam, sakin olun siz. Ama bir süre sonra sizi arayacağız, konuşacağız, görüşeceğiz. İnşallah başınızdan da bu musallatı almanıza yardımcı olacağız. Ne diyeyim? Kurtarın beni bu adamdan Ayşegül Hanım. Vallahi yıllardır peşimde. Kurtulamadım gitti. Hayatımı mahvetti. Tamam, sakin olun. Ekip sizinle ilgilenecek. Sonra irtibat kuracağız, tamam mı Şeyma Hanımcığım? Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Sağ olun. İyi günler. Ya işte böyle. Böyle şeyler çıkıyor. Hani dedim ya demin, hani bir şey anlatıyor karşıdaki ama 180 derece, 360 derece belki bir yöne dönüp orada durmak zorunda kalıyorsunuz. Adamın anlattığı şeylere bak, anlattığı hikayeye bak, şu kadının şuradaki yakınmasına bak. Nedir bu ya? Ya sabır ya selamet. Hakikaten bu tarz insanlardan artık yani hakikaten illallah. Ki inandım ben kadıncağıza. Kurtulması için de elimizden geleni yapacağız. Ama sakin olup iyi düşünmek lazım. Görüşürüz. Allah'ım, ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım bu adamdan? Yıllardır bitmiyor. Gitmiyor. Şoför bey, ben evime gitmek istiyorum. Lütfen evime götürür müsünüz beni?